Uyanır uyanmaz kamerayı açtım ve niye kendime bunu yapıyorum? Yine sabah 9'a spor koydum çünkü yoksa erken kalkmayacağımı çok iyi biliyordum. Gördüm, rüyanın etkisindeyim ya. Bir insan, yani liseden mezun olalı 3 yıl olmuş, o derslerden kurtulmuşsun, niye rüyanda Tanzimat dönemiyle ilgili bir sınavdasın? Size yemin ederim gece boyunca tarih sınavındaydım. Yani Allah kahretmesin, kurtulamıyorum. Hatta çok garip, sıra arkadaşım ablamdı. Ablamla çözüyorduk, sınavda 2 soru vardı. Ben de hatta klasik sınav diye seviniyordum onlar da daim diye. Yani gerçekten mutlu olacak sebep olarak bunu mu buldum? Abi bir yandan çok garip hissediyorum. Bir yandan da çok zor durumda kaldığınız bir rüya görürsünüz. Kalktığınızda o gerçek değildir ve şükür bunları düşünmek zorunda değilim dersiniz ya. Acaba kaç alırdım? Çünkü ben baya baya doldurdum kağıdı. Her neyse, şimdi hemen hazırlanıyorum. Ben hazırım ama ders iptal. Yani asla taksi bulamadım. Gerçi 8-9'da taksi bulmak zaten çok zor bir şey. Bir de dışarıda kar var. O ne bileyim, neyime güvendim acaba? Arabayı çıkaramıyorum kar yağdığı için. Top taşıma kullansam dersin minimum 20 dakikası yanar. Yani böyle saçma bir durum oldu. Ben de hocama yazdım. O da dedi ki saat 3'te gel dedi. Zaten amacım %49 spor yapmaktı. %51 erken uyanmaktı. O yüzden harika oldu. Merak etmeyin, bu çam ağacını yakında kaldırıyorum. Hatta bakın göstereyim. Dün şöyle bir yapay bitki aldım. Onu koyacağım oraya. Arkadaşlar bir süredir bakıyorum ve kararım verdim. Chloe Ting'e başlıyorum. Hakkında başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü zaten bunun üzerine bir video yapacağım. O yüzden şimdi spor yapmadan önce benim son zamanlarda çok severek yaptığım bir kahvaltıyı göstereceğim size. Videoya daldım. Ekmekleri unuttum. Neyse, kurtarırız bunları. Ups, arkası daha feciymiş. Tada, hem yana gitti hem de biraz daha az karbonhidrat alacağız diyebilir miyiz? Ya beni her gün bankadan arayamazsınız. Sahip olabilirsiniz. İstemiyorum. Salak olduğum için altını açmayı unuttum diyecektim ki daha salak olduğum için burayı açmışım yanlışlıkla biraz önce. Çalıyorsun ya, ne yapıyorsun ya? Ah ya canım annem, her sabah yumurta haşlardı da ben sadece kırılmış sevdiğim için bunu yemezdim. Bir yumurta ayıklarken bile yani insan aslında ne kadar uğraşıyor. Affet annem. Ay. Ne oluyor? Ve bitti. Yumurtaları koyup üstüne biraz zeytinyağı, tuz, işte kekik, kırmızı biberimsi bir şey. Onlardan gezdirdim. Birkaç gündür bu kahvaltı yapıyorum ve şaşırtıcı derecede lezzetli ve doyurucu. Bu arada size şu kırmızı biber hakkında bir şey söylemek istiyorum. Çayımı da aldım. Annem çok seviyor tam bu kırmızı biberi. Hep böyle kahvaltı sofrasına koyuyordu. Ben yıllarca buna böyle üf acı, bunu nasıl yiyorlar, işte çok kötü falan diye baktım. Geçen öylesine neden bilmiyorum canım bir denemek istedi. Denedim ve dünyanın en güzel şeyiymiş. Yani videoda gördüğünüz gibi yarım, çünkü dün onun yarısını yedim. Yani böyle zar zor dedim, bu yarısını da yarına saklayayım. Yarın onu yemezsem ne yaparım? Mesela bu tarifte bence bu kırmızı biber olmasa benim için eksik olur. Aşırı güzelmiş. Yani tabii markettekiler falan bir tık daha lezzetli olabilir ama annem böyle pazardan taze almış. Kıtır kıtır. O kadar güzel ki. Vallahi gurur duyuyorum şu an kendimle bu kahvaltı sayesinde. Umarım gün ilerleyen kısımlarında mahvetmem beslenme rutinimi. Cheesecake yiyeceğim bu arada. Şimdi bir şeylere bakarken kahvaltımı edeceğim. Hatta belki videonun şu ana kadarki kısmını editlerim bakalım. Burası biraz fazla oldu, burayı keselim ya da daha yumuşatıcı şeyler söyleyeyim, biraz daha ekleyelim falan diye. Evet, bir anda hazırlandım. Beklemiyordunuz değil mi? Neyse, ben şimdi hazırlandım. Video çekeceğim. Saat tam 1 bu arada. 3'te de spor var sabah dediğim gibi. O yüzden bir an önce çekmeye başlamam lazım. Şimdilik size bay bay diyorum ama aslında birazdan merhaba diye olacağım. Ya sizi bir dakika bile bırakmıyorum. Farkında mısınız? Neyse, videoyu çekip geliyorum ben hemen. Soru cevap videosu. Muhtemelen zaten siz bu videodan önce o videoyu izlediniz. Yani umarım izlemişsinizdir. 2 hours later. Arkadaşlar görüntüleri aktarıyorum şimdi ama saat 14.50. Bir an önce evden çıkmam lazım. Elim ayağıma dolandı ya. Makyajı üstümde bu kadar makyaj varken de yapmayayım spor. Artık olduğu kadar, olmadığı kadar. Anahtar nerede acaba? Ya ben var ya, acele iş hiçbir şey yapamıyorum. Merhaba. Yeşim Hoca. Merhaba, hoş geldiniz. Taş burada. Gördüm ama burada değil. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de. Yine video çekiyorum. Niye gelmiyorsunuz? Geliyor musunuz? Geliyorum. Geçen hafta mı geldin? Geçen hafta gelmedim. Ya, to expose.
Spordan çıktım arkadaşlar ve bayağı böyle enerji doldum. Hem hocamı çok seviyorum hem de spor gerçekten enerji veriyor insana. Yani yormak yerine nasıl enerji veriyor bu kadar terleten bir şey anlamadım. Her neyse size güzel bir haberim var. Bu akşam Soho'da çok güzel bir etkinliğe gideceğiz. Benim böyle bayağı heyecanlı olduğum bir şey. Ve benim ne giyeceğim muallaktı. Çünkü çok güzel bir elbise sipariş verdim ama kargosu gelmeyecek diye çok gergindim. Çünkü o elbisenin kargosu gelmezse yani ne giyeceğimi bilmiyordum. Bayağı risk aslında ama geleceğini hissediyordum bir şekilde. Her neyse ben spordayken işte bunu hocama anlatıyordum. Ondan 5 dakika sonra telefon çaldı. Kargocu aradı. Ah kafama su düştü. Yani umarım sudur. Neyse kargocu aradı işte kargomuz geldi diye. Yani elbise geldi şu an aşırı mutluyum. Sadece ayakkabı bakmamız gerekebilir. Kendimi çekiyorum. Hiç sorun olmadı. Profesyonel değil, vlog kamerası bu. Yani profesyonel sayılır bizim. Biraz önce AVM'de çekim yapmak yasak diye uyarıldım ama ben burada 5 yıldır falan çekim yapıyorum. Yani böyle şeyleri anlamıyorum yani. Kurallara saygım sonsuz ama burası bir müze ya da parayla girilen ya da gösterilmesi sakıncalı olabilecek hiçbir şey yok yani. Bana mantıklı bir açıklama yapın tamam diyeyim ama benim mantığıma oturmuyor. Zaten kendimi çekiyordum. Neyse. Arkadaşlar çok acıktığım için önce bir şeyler yemeye geldim ve bakın ne kadar sağlıklı bir kızım. Spor yapınca gerçekten zararlı bir şey yiyemiyorum ben. Ama bir gün ara vereyim hemen belli ediyorum kendimi. Arkadaşlar planda bu yoktu ama hiçbir yerde ayakkabı yok, o yüzden biraz yetişemeyeceğim gibi. Ben dedim saçımı burada yaptırayım bari ve gidip direkt vücudumu yıkadığımda hazırlanacak şeye gelirim diye. Metrobüse geldim. Ayakkabı bulana kadar canım çıktı. Ama sonunda güzel bir şey buldum. Umarım olur. Ayakkabıdan ziyade umarım elbise olur. Çünkü elbiseyi daha denemedim bile. Görmedim bile. Kafamın dalgınlık seviyesini anlatıyorum. Tuşa basmamışım. 2 saattir böyle gitmesini bekliyorum asansörün. Ya var ya stres olduğumda ben vaktimi hiç güzel değerlendiremiyorum. Yani böyle beni arkadan ittirmek yerine elimi ayağımı dolaştırıyor. Yapabildiğim şeyleri yapamıyorum. Yani tuşa basmayı falan unutuyorum. Hadi bakalım. Lütfen güzel ol. Evet. Daha sakin konuşabilirim. Artık sonuna kadar çok koştur koştur. Çünkü geç kalmaktan nefret ediyorum ve geç kalacağım diye çok korktum. Ama şanslıyım ki çok trafik varmış. Cem dedi ki ancak 8 gibi orada olabilirim dedim. Çok üzüldüm. Şaka bir yana saçımı iğrenç bir topuz yaptım. Duşa girdim, vücudumu yıkadım. Şimdi şu kargoyu açalım ve ne olur çok güzel ol elbise. Hadi bakalım. Bir açıyoruz, elbiseyi kesmişim. Elbiseyi değil de kutuyu gerçekten kesmişim. Ya aşırı güzel görünüyor. Umarım üzerimde de güzel durur. Hazırlanırken de reel çekeceğim bu arada. 2 dakika vakit kazanınca yine influencer yanım ortaya çıktı. Şimdi makyajımı çıkarıp yavaşça acele ederek hazırlanıyorum. Bir arkadaşımın dövmesi var bu arada. İtalyanca yavaşça acele et yazıyor. Derin izliyorsan selam. Çok hoşuma gitti ama şimdi aynısını da yaptırmayayım dedim. Ayıp olur. Neyse. Ay sesi kısayım derken klimayı açtın. Arkadaşlar şimdi arkada Merve Kutlu, direksiyonda Cem Yener. İyiyim canım. Yan koltukta ben. Etkinliğe gidiyoruz. Heyecanlıyız. Belki Çağla Şiker gelir. Ben onu çok seviyorum. Ya gelebilir bu arada. Erken yok mu? Galiba yok. Later that same evening. Arkadaşlar partiden hiçbir şey çekmedim. Güzel partiydi bu arada, lafım yok ama o kadar kalabalıktı ki yani bir çeksem birine şöyle yapmış olacaktım. O yüzden gerçekten hani size güzel bir görsel sunamazdım orada. Cem dedim geliyorsun dedim, sohbet edeceğiz dedim. Vlogun dolu olması lazım dedim. Ne bileyim mesela Afrika gibi egzantrik yerlere gidebiliriz belki. Sen hiç gezmedik Cem. Yani Mardin dışında. Avrupa'yı gitmiştim. Cheesecake yani. Yiyeceğim bu arada. Fatih sen ne olur? Sohbet artı cheesecake. Acaba siz bu videoyu izlerken cheesecake videosu yayınlanmış olacak mı? Cem derin sohbetler edeceğiz biliyorsun değil mi? Hadi. Bugün ikimiz de birbirimize daha önce kimseye söylemediği bir şey söyleyecek. Ve arkadaşlığımız level atlayacak, anlaştık mı? Tamam. Ben Nutella'yı sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun? Nutella. Şaka yapıyorsun. Ben de kestane sevmiyorum. O daha okeymiş. Kestane ben de sevmem. Hiçbir özelliğim kalmadı. Domates sevmiyorum. Domates çok severim. Hah, tamam artık ben de özelim. Arkadaşlar şimdi banyodayım. Cem gitti ve o kadar güzel sohbet ettik ki yine. Bir yandan ben cheesecake yedim ne yazık ki. Yani tüm gün çok iyi gidiyordum gerçekten. Gece yarısı cheesecake yemeseydim her şey daha iyiydi. Ama neyse ki Chloe Ting'e yarın başlama kararı aldım. Hem bugün yetişmediği için hem de beslenmemi de seriye başladığımda biraz daha böyle değiştirmeyi, sağlıklıya yöneltmeyi düşünüyorum. O yüzden her türlü yarın başlamam lazım. Bu arada makyajımı çok sevdim. Yani bunun reel'ını çektim. Yüklemişimdir muhtemelen siz bunu izleyene kadar Instagram'a. Ve 2 saattir story çekiyorum. Kemiğim kıtladı, duydunuz mu? Makyajı asla çıkarmak istemiyorum ama saat oldu 3. Neyse biraz daha çekeyim, geliyorum hemen. Kelküllerim ıslanmasın diye böyle yapıyorum ama kelkülsüz halimi o kadar unutmuşum ki çok garip geliyorum kendime. Bunlar bu arada makyajı gerçekten inanılmaz iyi çıkarıyor.
pek güzel görünmüyor gibi. İstiyorsanız bu kısmı göstermeyeyim size. Makyajımı çıkarıp dişimi fırçalayıp geliyorum. Makyajımı çıkardım ve biraz bitik şekilde başladığımız yere geldim. Aa, ama uyumadan size bir şey daha göstereceğim. Bakın bunu kesin görmüşsünüzdür. Ben de yabancı youtuberlarda çok görüyordum. Sivilceyi bir günde kurutuyor falan diyorlar. Ben bunu bir kez denedim. Yani kurutuyor ama bir günde yok olmuyor. Şimdi birlikte de sürelim, gözlemleyelim. Bu arada marka Türkiye'de var ama bu ürünün nedense Türkiye'de yok. Şöyle çalkalamamanız lazım. Dibinden şu pembe şeyi alıyorsunuz. Bu arada uykum düzensiz diye mi neden anlamadım. Böyle ufak ufak bir sivilcelenmeye başladım. Bayağıdır olmuyordu. Yani bunlar koyar mı bize be? Biz Roaccutan kullanmış kızız. Cildimiz kustu bizim. Bunlar ufak tefek pürüzler, halledilir. Ay keşke veda konuşmasını bunu sürmeden çekseydim de düzgün veda edebilseydim. Gülemiyorum bile, kurudu sanırım. Neyse canlarım, böyle bir günümü çekmek istedim size. Yani bir tek partiyi çekemedim ama gerçekten çekilebilecek gibi değildi çok. Hani çok güzel bir organizasyondu. Güzel düşünmüşler ama çok kalabalıktı. Çok fazla insan ve çok fazla müzik olunca da çektiğiniz şeyler hiçbir şeye benzemiyor. Ve hani ciddi anlamda çok kalabalıktı. Hani kamerayı çıkarıp şöyle yapabileceğim bir alan yoktu. Çünkü yürüyemiyorduk mesela. Merve balkonda. Biz diğer taraftayız. Balkondayım diyor. Ben Merve'ye gidemiyorum. Çünkü arada çok fazla insan var ve geçemiyorum. Neyse bir günü daha birlikte yaşadık. Benim için çok keyifliydi ve böyle günlük vlogları daha çok çekmek istiyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like'a basmayı unutmayın ve beni sevdiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. O zaman canlarım, hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye.